Herkese merhabalar, ben Procom Teknoloji Teknik Destek Mühendisi Alper Aşçı. Webinarımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Grand Slam'in 2024 yılı boyunca gelmiş ve gelecek olan ürünlerine hızlı bir bakış yapacağız. Hem birinci ve ikinci çeyrekte çıkmış hem de üçüncü ve dördüncü çeyrekte gelecek ürünleri detaylı bir şekilde hızlıca inceliyor olacağız. Hem tümleşik iletişim çözümleri, hem network çözümleri, hem de tesis kontrol erişim sistemleri çözümlerine yeni ürünlerimiz bulunmakta. Bunları gelin hep beraber inceleyelim. Yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Webinarımız kaydediliyor ve gün içerisinde Procom Teknoloji YouTube kanalında paylaşılıyor olacak. Aynı zamanda halihazırda birinci ve ikinci çeyrekte gelmiş ürünleri Procom Teknoloji web sitesinde ürünler kısmında da bulabilirsiniz diyelim ve hadi ürünlerimizi inceleyelim. Evet, ilk olarak VP serisine yeni katılacak iki modelle başlayalım. VP serisi biliyorsunuz Grand Slam'in Wi-Fi kablosuz IP telefonlarıydı ve 4 model bulunuyordu burada. VP810, VP820, VP822 ve 25 modelleri. 820 Android tabanlı bir modelimizdi. 825 ise rugged tipi bir modeldi. Suya, toza, kimyasal dayanıklı bir modeldi. Ve bu modellerin hepsi Wi-Fi 5 teknolojisini barındırıyordu. Yani 802.11 AC teknolojisini barındırıyordu. Yeni gelecek olan VP816 ve VP826 modelleri Wi-Fi 6, yani 802.11 AX teknolojisini barındırıyor. Ve yine Grand Slam'in Wi-Fi 6 access pointleriyle tam uyumlu bir şekilde Voice Enterprise teknolojisiyle çalışacaktır. Zarif bir tasarıma sahip. İlk olarak tasarımına bakacak olursak ince bir model, ince bir şekil verilmiş VP816 ve 826'da diğer halihazırda olan VP'lere nazaran. İki model de Bluetooth 5.0 teknolojisini destekliyor, kablosuz işte kulaklık vesaire ya da direkt telefon entegrasyonları için. İvme ölçer ve acil butonu bulunuyor. Hem de bas konuş butonu olarak da kullanabiliyorsunuz. Bas konuş özelliği de zaten halihazırda diğer VP modellerinde de mevcut. VP826 12 saate kadar, VP816 6 saate kadar konuşma süresi sunuyor. VP826'da 3 hat 3 SIP hesabı destekleniyor. VP816'da ise diğer VP'lerdeki gibi 2 hat 2 SIP hesabı destekleniyor. Bir diğer modelimiz, bu halihazırda şu anda bulunan modelimiz GHP630-631 serisi. Otel telefonları biliyorsunuz, geçen sene Grand Slam otel telefonları çıkarmıştı. Hem banyo tipi hem masaüstü tipi, ama bunlar ekransızdı. Ekranlı olarak GHP630 serisini görmekteyiz. Yine beyaz ve siyah renk seçenekleri mevcut. 3.5 inçlik 480x320 renkli LCD ekranı bulunuyor. Dual band Wi-Fi 6 destekliyor W olan modelleri. Bir adet yine Ethernet portumuz var. 10-100 Ethernet portu bulunuyor. İşitme cihazı uyumluluğu destekleniyor. USB Type-C şarj portu bulunuyor iki modelde de. Örnek veriyorum, otelde işte masanın üstünde bulunan bu telefon üzerinden telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Yine bu modellerde diğer otel telefonlarımız gibi 2 hat 2 SIP hesabı destekliyor. Bir diğer yeni kablosuz telefon ise DP serisi, yani DECT tarafa. DECT tarafta da DP725 telefonu geliyor. Bu da yine görsel olarak VP816 ve VP826 modellerine benziyor. Kendisi üzerinde bas konuş butonuyla geliyor. 400 metre dış mekan, 50 metre iç mekan çekim mesafesi sunuyor. Grand Slam DP serisi tüm DECT'lerle, DP750, 52, 55 DECT'lerle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Otomatik yapılandırma özelliğini destekliyor ve HD ses kalitesi sunuyor DP722 ve DP730 gibi. Android tabanlı ofis ve intercom kontrol istasyonu buraya GSC 3575 ve 3570 modelleriyle gelecek. Bu da biliyorsunuz 3570 modeli bulunuyordu Grand Slam'in. Android'i tabii ki de düşük kaldı şu anda. Yeni çıkacak olan bu intercom ve ofis kontrol istasyonu Android versiyon 13 olarak gelecektir. Yani son nesil Android olarak gelecek. 7 inç 1024x600 dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Android uygulamalarını çalıştırabiliyorsunuz. Dual band Wi-Fi 6 destekliyor. En önemli özelliği 8 adet alarm girişi bulunuyor ve 2 adet alarm çıkışı bulunuyor. 6 adet SIP hesabı destekliyor. 4 parti entegrasyonlar dediğimiz, yani 3. parti entegrasyonlarınız, Android üzerine yapacağınız entegrasyonlar için APK ve SDK desteği bulunmakta. Ve 2 yönlü arama yapabiliyorsunuz. Yani mikrofon ve hoparlör dahili olarak geliyor bu kontrol istasyonunda.
Diğer bir ürün ise Switch modellerinde. Switch tarafında da biliyorsunuz Grand Sim yönetilemez. Yönetilebilir Layer 2 ve Layer 3 Switch'lerini çıkartmıştı. Aggregation Switch'lerle beraber onlar da Layer 3 zaten. Layer 2 tarafına Layer 2 Lite Switch'lerde geldi. Burada şu anda tek bir ürün var ama tabii ki zamanla bu üründe port sayısı yükselecektir, artacaktır. Şu anda GVN 7711 ve 7711P modelleri bulunuyor. Bu modellerin ikisi de 8 port gigabit Ethernet portuna sahip. PoE olan modelde yani 7711P modelinde 4 adet PoE çıkışı var. İlk 4 portu PoE destekliyor. 30 watt'a kadar güç veriyor port başına. Döngü testi yani loop detection, port mirroring, port aynalama ve cable test dediğimiz kablo test özelliklerini destekliyor. Broadcast, multicast, unicast ve storm control özelliklerini destekliyor. Burada belki arayacağınız özelliklerden biri VLAN'dır. VLAN desteklemeyen bir modeldir. Lite olduğu için Layer 2 Lite. Yönetilebilir tarafı ise sadece GVN Cloud ile yapılabiliyor. GVN Cloud'a eklediğinizde yönetebiliyorsunuz. GVN Cloud desteğiyle birlikte geliyor Layer 2 Lite switch'imiz. Bir diğer çözümümüz ise bunun da yine bu ay içerisinde webinarını gerçekleştirmiştik. Detaylı bir şekilde ürünü tanıtmıştık. Gerçekten eşsiz bir ürün. GCC serisi modelleri. GCC 6010, 6011 modelleri ve 6010W modeli. Bu model IP santral, yeni nesil güvenlik duvarı, access point ve switch'i 4 ürünü all in one şeklinde birleştirilmiş bir şekilde kullanmanıza yarıyor. Hem de router olarak da kullanabiliyorsunuz. Tümleşik iletişiminizi ve yerel ağınızı tek bir platformda, tek bir cihazda birleştiriyor ve gerçekten bu iletişim deneyiminizi yeniden tanımlayan olağanüstü bir çözüm olarak sunuluyor. GDMS üzerinden yönetebiliyorsunuz. GVN ve Wi-Fi olan modelini GVN Manager üzerinden de yönetebiliyorsunuz. Yerel web kullanıcı arayüzü de var. Kendi içerisinde yani Integrated Web UI de var. GVN Manager tarafı artık GDMS Networking olarak değişiyor. Yani GDMS Networking olarak değişecek o kısım. Oradan da yönetebiliyorsunuz. Grand Sim uç nokta cihazlarının merkezi kontrolü ve yönetimini sağlıyor. Zero Config destekliyor. Wave uygulamasını destekliyor. Ve işte router, IP santral, yeni nesil güvenlik duvarı, access point, switch gibi özellikleri bir tek bir cihazda topluyor. Bütünleşik çözüm sunmuş oluyor. Hem tümleşik iletişim hem de network tarafına. Bununla ilgili detaylı olarak teknik özelliklerini de tanıttığımız webinarımız YouTube kanalımızda mevcut. Procom Teknoloji YouTube kanalından dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Geçelim yeni gelecek AP'lerimize. Burada menümüz bir hayli kalabalık. Yeni access pointlerimiz geliyor. Aralarında gelenler de var. Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 teknolojilerini içeren. Oteller için biliyorsunuz yaygın olarak bir standalone olan modelimiz GVN 7602 kullanıyorduk. 7602 yerine artık GVN 7603 alıyor. GVN 7603 de yine 7602'de olduğu gibi 2 adet PCIe destekli Ethernet portu bulunuyor. 1 adet Gigabit PoE PoE Plus portu bulunuyor. 1 adet normal Ethernet portu bulunuyor. 1,27 gigabitlik kablosuz veri transferi yapabiliyor saniyede. 100 metrelik bir kapsam alanı sunuyor ve 100 S zamanlığı kablosuz kullanıcıya hizmet verebiliyor. Ve gelişmiş kiosk desteğini sağlıyor. Yani yeni nesil standalone modelimiz GVN 7603. Wi-Fi 6E access pointlerimiz geliyor. Wi-Fi 6E access pointlerimiz tarafında GVN 7660E'ye bakalım ilk olarak. GVN 7660E 2.4 bandı 2x2, 5G bandı 3x3'lük multi-MIMO destekleyen bir model. 3 gigabitlik kablosuz veri transferi yapabiliyor saniyede. 2 adet gigabit Ethernet portu bulunuyor. 175 metrelik kapsam alanı sağlıyor. 256 S zamanlı kablosuz kullanıcıya hizmet verebiliyor. PoE PoE Plus destekliyor ve gelişmiş kiosk özelliklerini, quality of service özelliklerini desteklemekte. GVN 7664E modeli ise 3 band olarak çalışabiliyor. Yani 6E bandı da bulunuyor cihaz üzerinde. 4x4 multi-MIMO antenlere sahip 6 gigabitlik kablosuz veri transferi yapabiliyor. Gerçekten ciddi bir sayı, 6 gigabitlik bir kablosuz. Yani saniyede 6 gigabitlik işlem toplayabiliyor kablosuz kullanıcılarından. 2 adet 2.5G'lik Ethernet portu var. 175 metrelik kapsama mesafesi sunuyor. 512 S zamanlı kullanıcıya aynı anda hizmet verebiliyor. PoE ve PoE Plus destekliyor ve gelişmiş kiosk özelliklerini destekliyor.
GVN 7665 modelde yine 3 bant olarak çalışıyor. Yani 2.4G, 5G ve 6G bantlarında çalışıyor. 2x2 multimimo antenlere sahip, 5.4 gigabitlik kablosuz veri transferi yapabiliyorsunuz. Kablolu tarafında ise 1 adet 1G'lik, 1 adet 2.5G'lik Ethernet portları bulunuyor. 175 metrelik kapsama alanı sağlıyor. 384 eş zamanlı kullanıcıya hizmet verebiliyor. PoyaPoya Plus destekliyor ve yine gelişmiş Quality of Service özelliklerini destekliyor. Diğer iki modelimiz ise dış mekan modeller. Dış mekan modellerde GVN 7660 ELR ve GVN 7664 ELR'ye bakacağız. GVN 7660 ve 64 ELR modellerinin bir diğer özelliği hem dış mekanı cihazlar hem de antensiz modeller. Yani external antenleri bulunmuyor. Antenleri içinde bulunuyor. IP67 hava koşullarına dayanıklı, yani yağmura, çamura dayanıklı bir model. 300 metrelik kapsama alanı sunuyor. 5.4 gigabitlik kablosuz veri transferi yapabiliyor. 2 adet 2.5G'lik portu var. Bunlardan biri Ethernet portu, yani RJ45, biri SFP olarak sunuluyor. 256 eş zamanlı kablosuz kullanıcıya hizmet verebiliyor. Poya ve Poya Plus destekliyor. Gelişmiş QoS desteği de bulunuyor. Yine 2x2'lik MIMO dual band olarak MIMO antenleri bulunuyor kendisi üzerinde. Ve son modelimiz ise GVN 7664 ELR. Onda da external bir anten yok. Antenleri içinde, dış ortam olarak kullanabiliyorsunuz. IP67 standartında hava koşullarına dayanıklı. 300 metrelik yine kapsama alanı sunuyor. 6 gigabitlik kablosuz veri transferi yapabiliyorsunuz. Tıpkı 7664E modelindeki gibi. 2 adet yine 2.5G'lik, biri SFP, biri Ethernet portu, yani RJ45 portu bulunuyor. 512 eş zamanlı kullanıcıya hizmet verebiliyor. Poya ve Poya Plus destekliyor. Gelişmiş QoS özelliklerini destekliyor ve tıpkı diğer GVN 7664'lerde olduğu gibi bu modelde de 4x4 multimimo anten bulunuyor. Evet, ürünlerimiz bu şekildeydi. Zaten bahsederken söyledim, bazıları halihazırda stoklarımızda bulunuyor, bazıları sene sonuna kadar gelecek olan modeller. Biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki etkinliğimizde, bir sonraki eğitimimizde veya webinarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.